Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, çok güzel değişik bir oya paylaşacağım. E, yazmamdan başlayarak hemen anlatmak istiyorum. Yazmamın markası Reyyan Kenarlarını ben ikişer zincir çekerek tığladım yeşil ipimle. E, herhangi bir şekilde delinme yapmadı. Şöyle göstereyim yakından da. E, tığ battı ile ilgili sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlar YouTube'un arama kısmına Oya Hanım Tığ Battı ya da Oya Hanım Tığlama yazarak e, benim Tığ Battı yapımı ile ilgili paylaştığım bütün püf noktalarımı paylaştığım videolarıma ulaşabilirsiniz. E, hemen iplerimin numarasını söyleyerek devam etmek istiyorum. E, yazmamın emir rengine uygun büyük boy böyle pembe bir ipim var. E, altın başak 5 numara. Yine büyük boy krem rengi ipim. Bu da altın başak 911 numara. Kenarını da tığladığım ipim altın başak e, 434 numara yeşil. E, 20 numara bir tığ kullanacağım. Bu örnek düğme ile yapılan bir örnek arkadaşlar. Düğmelerimi de göstereyim bu şekilde. Küçük bu gömlek düğmesi yani gömlek düğmesi 4 delikli gömlek düğmesi diyerek satın alabilirsiniz. Ee, düğmelerim bu şekilde. Ee, ve dondurma çubuğunun üzerine yapacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu tür dondurma çubuklarının üzerine yapacağım. Şimdi yapacağım örneğimi. Hemen önce motifimle başlamak istiyorum. Daha sonra nasıl eklediğimi de göstereceğim arkadaşlar. Motifimi yaparken Önce krem rengi ipimle başlayacağım. Biraz ip değiştirerek yapılması gerekiyor. E, düğme örneklerinin. Belki biliyorsunuzdur. Ama bu çok güzel oluyor. Ben çok beğenerek e, düğme modelleri içinde en çok beğendiğim oldu diyebilirim. Önce krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturacağım. Bu şekilde. Sonra hemen bir tane düğmemden alıyorum. Geldim. Sık iğne yapar gibi dolamadan girdim tutturuyorum bu şekilde 8 tane yapacağım arkadaşlar bu delik için 1 2 3 oldu 4 oldu 5 oldu 6 7 8 8 tane yaptım. Üstüne bir tane burada zincir çekiyorum. İlmeğimi bıraktım. Şu beyaz, krem rengi ipimi biraz genişlettim. Arkada tutacağım çünkü. Burada şöyle göstereyim yaptığım kısmımı. Pembeyle devam ediyorum. Çiçeğim çünkü pembe krem devam edecek. Çimenim yeşil. Yine pembe ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim arkadaşlar yaptığım sık iğne şu arkada krem rengi ipimi Şöyle arkada tutuyorum arkadaşlar aşağıya doğru. Şöyle de göstereyim. Geldim burada ilk yaptığım sık iğnemin üzerinden iki katından birden girdim. Şöyle inşallah görünüyordur. iki katından birden giriyorum. Sık yaptım galiba çıkmadı. Tığım da 21 e, numara. 20 numara. Normalde 21 22 kullanıyorum ama bu tığı video çekerken kolay oluyor aslında ama böyle sık iğnenin üstüne girmesi biraz zor tabii. Sık iğne ile pembe ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geldim hemen yanındaki sık iğneden tutturuyorum böyle. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir yanındaki sık iğneden tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir yanındaki sık iğneden tutturuyorum. Bu şekilde 8 tane aşağıya sık iğne yaptık düğmeden geçerek ama üzerine 7 tane kirpik oluyor arkadaşlar böyle yaptığımızda. 1 2 3 zincir. Hemen yanından kirpiğimi yapıyorum sık iğne ile düğümleyerek. Yine 1 2 3 zincir. Sık iğne ile düğümlüyorum. 1 2 3 sonuncusu en son yaptığım sık iğneden yine bu şekilde geliyorum. Şimdi krem rengi ipim burada. Krem rengi ipimi arkaya çektim. Kaldığım yerden devam ediyorum. İkinci delikteyim. Buraya sık iğne yapıyorum. Biraz gevşek tutmakta fayda var. Çünkü az önce ben biraz sıkıntı çektim fark ettiniz. Evet, biraz gevşek tutalım. 3 oldu benimki. 4 oldu. 5 6 7 8 üzerine bir tane yine zincirimi çektim sıkıca ilmeğimi genişletiyorum aşağıya kaydırıyorum bu ilmeğimi şimdi arkada bıraktığım krem rengi ilmeğimden kıvrıldı uzattığımız için onu düzelterek giriyorum krem rengi ipime geçiyorum pembe ipimi arkada tutuyorum çünkü çok dolaşıyor arkadaşlar üst üste biraz yavaş anlatmaya çalışıyorum aslında burada göründüğü kadar da zor olmuyor tekrar geldim ilk buradaki sık iğneme krem rengi ipimle bir sık iğne yaptım. Bir tane de üstüne zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Geldim dondurma çubuğumun üstüne. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Daha öncesinde bir motif yapmıştım hemen size onu da göstereyim. Dondurma çubuğumun üstüne buradaki ilmeğimi geçiriyorum. Buradan hemen bir yanındaki sık iğnemden iki katından birden giriyorum. Geçiyorum içinden. çubuğuma geçiriyorum. Yine üçüncüden giriyorum. Çubuğuma geçiriyorum. Toplamda burada 8 tane yapıyorum. Kirpik yaparken de kalmıştık ama bu halkaları yapıp da dondurma çubuğunu aktarırken 8 tane oluyor arkadaşlar. Şu anda benimki 4 oldu. bir tane atlattım. Hemen atlattığımı yapayım. Hemen bir yanındaki sık iğneden giriyorum. iki katından birden içinden geçiyorum. Çubuğumu aktarıyorum. Yine bir yanındaki sık iğneden giriyorum. Çubuğumu aktarıyorum. Şu anda benimki 6 oldu. 8 tane oluyor. Yine 7.yi yapıyorum. Sonuncu arkadaşlar burada şu ipi iyi tutmak lazım çünkü hemen e, son ilmek çabucak gevşiyor biraz dikkatli olmak gerekiyor denediğiniz zaman zaten fark edeceksiniz ne demek istediğimi arkadaşlar elinize aldığınızda daha iyi anlayacaksınızdır hemen giriyorum dibinden bu şekilde yine ilmeğimi oluşturdum çubumu aktardım şimdi burada arkadaşlar Yine aynı yuvadan, en son girdiğim yuvadan bir giriyorum. Şöyle bir ilmek çekiyorum elime. Sonra bir sonrakinden girmeye devam ediyorum. 8 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. 8 tane yaptım. Üstüne bir tane zincirimi çektim. İlmeğimi biraz genişletiyorum kaçmaması için. Yine pembe ipime giriyorum. Pembe ipimi sarıyorum. Burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Çubuğa geçirdikten sonraki kısmını yapmak biraz daha zahmetli bence. Hemen ilk sık iğnemden girdim. Üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir yanındakinden Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir yanındakinden. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde 7 tane kirpik oluyor. Hep 3'er zincirle kirpikler için yeterli arkadaşlar. Çünkü uç kısmı zaten biraz gösterişli olduğu için diğer kısımlar düğme de tabii küçük onun da etkisi var diğer kısımlar birazcık daha böyle geri planda kalsın yine üstüne 3 zincir çekiyorum bir sonrakinden giriyorum en sonucudayım şu anda yine 1-2-3 zincir çekiyorum en sondan dan girdim krem rengi ipimi arkaya iyice alıyorum devam edeceğim arkadaşlar 8 tane sık iğne son delikteyim 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu. 8 tane yaptım. Şurada ilk pembe ipimle başladığım sık iğneyi tutturduğum yuvadan ilk pembe ipimi tutturduğum yuvadan gene giriyorum. Üstüne bir tane sıkı zincir çektim. Burada ipimi keseceğim arkadaşlar dibinden. Şu andaki görüntüsü hemen şu ipimi çıkarayım artık ihtiyacım kalmadı. Şu andaki görüntü bu şekilde. Üst kısmın kirpiğini yapacağız krem rengi iple şimdi. Krem rengi ipimle devam ediyorum. Yine az önce yaptığım gibi bir önce sık iğne yaparak giriyorum ilkine. Üzerine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen bir yanındakinden giriyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir yanındakinden giriyorum. Bu şekilde buranın da kirpiğini tamamlayacağız arkadaşlar. Kirpiğinin yapılışı çok basit. En basit kirpiklerden bir tanesi. İnşallah siz de kolayca yaparsınız. Ama e, birazcık tabii ki çubuğa takıldıktan sonraki kısmı biraz insan elini oyalıyor. E, şöyle yapabilirsiniz. Ben şu anda size birazcık da göstermek için çubuktan çıkarmadım. Ama yaptıkça çubuktan çıkarabilirsiniz. Böylelikle daha kolay olacaktır. Şimdi uç kısmını göstereceğim. 1 2 3 zincirle devam ediyorum. Hemen sıradaki sık iğneden girdim. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. En son sık iğneden giriyorum. En son sık iğnemi de üstünden tutturdum. Üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. Yine tekrar da arkadaşlar. Çünkü gevşek bir yerden tutturdum ve o esnedi. Üstüne sıkıcı zincirimi çekiyorum. İpimi burada keseceğim. Şimdi şöyle göstereyim. Çubuğun üstündeki görüntüsü bu şekilde. Hemen çubuktan çıkaracağım ve üst kısmının yapılışını göstereyim size. Ben bu şu anda bu elimdeki ipini yapmadım birlikte yaptığımız ama daha önceki ipini yapmıştım. Uç kısmının kirpiğini şöyle göstereyim. Pembe renkle yapacağım. Krem rengi olduğu için kirpikler. Siz tabi isterseniz bir tanesinde kirpiğini pembe bir tanesinde kirpiğini krem rengi olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde düşündüm bugün. Önce pembe ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Burada ilk yaptığım kirpiğimden giriyorum. Dönmemiş olmasına dikkat ederek üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi yaptığım sık iğnemin arasından girerek tutturuyorum. Sonra aynı yuvaya bir sık iğne daha yapıyorum. Şöyle göstereyim. Yandakine geçiyorum sık iğne yaparak. Üstüne 1, 2, 3. E, yandakine geçerken düz olduğundan emin olun arkadaşlar. 4, 5 tane zincirimi çektim. Bir önceki yaptığım sık iğnemden giriyorum. Aynı halkaya bir sık iğne daha yapıyorum. Bir sonrakinden giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya bir sık iğne daha yapıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Düz olduğundan emin olun çok önemli. 5 zincirimi çektim. Yaptığım sık iğnemin içine girip tutturuyorum. Son kullandığım halkama bir tane daha giriyorum. Yine sıradaki halkamın içine sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Geldim hemen sık iğnemin Arasından tutturdum 5 zincirimi. Yanına bir tane daha aynı yuvadan sık iğne yapıyorum. Yine bir sonrakinden geldim. Sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Sık iğnemden girerek aynı yuvaya bir sık iğne daha yapıyorum. Benim sonra kalanlar biraz kıvrılmaya başladı. Düzeltmem gerekiyor. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim bu şekilde. Aynı yuvadan tekrar giriyorum. Sonuncudayım. Son halkama sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Sık iğnemin arasından girip kirpiğimi düğümledim. Bitirirken de son yine aynı yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. Motifim bu şekilde, hemen kenarını da yakacağım ve eklemesini göstereceğim arkadaşlar. Ben iki motifimdeki motifimindeki kirpiğini yaptım. Şimdi hemen nasıl eklediğimi göstereceğim arkadaşlar. Bence çok güzel bir küpeli model oldu. Ee, i̇nşallah size beğenirsiniz. Şimdi eklenmiş halinde hemen devam etmek istiyorum. Ee, yeşil ipimle önce ilmeğimi oluşturacağım. Bu şekilde. Sonra geldim hemen tıvattın altından giriyorum. Sadece tığ battığın altından girip ipimi tutturduğum yerde üstüne bir tane zincir çekeceğim. Bunu daha sonrasında yapmayacağım arkadaşlar. Burada küçük bir örümcekle başlıyorum. Üstüne bir defa doladım. iki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüden giriyorum. İki, iki çıktım. Bu şekilde. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümledim yine 1 2 3 4 5 zincir çektim yine kirpiğimi aşağıya doğru düğümlüyorum trabzanından ve bu yaptığım sık iğnemi de sayarak 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım 7 sık iğnem tığ battığının altında arkadaşlar böyle üstüne yine küçük bir örümcekle başlıyorum burada şimdi e, motifimi tutturacağım bir defa doladım iki tane boşluk bıraktım üçüncüden giriyorum 2 2 çıktım. Üstüne 2 tane zincir çektim. Burada ipimi bırakıyorum. Motifimi aldım arkadaşlar. Şurada ilk yaptığım beyaz motifimi, ilk yaptığım beyaz krepimden yeşil ipimin ilmeğini bu şekilde geçiriyorum içinden geçerek. Üstüne 2 zincir daha çektim. 2 tane çekmiştim. 2 tane de böyle çekmiş oldum ve aşağıya doğru 7 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. tığ batının altında yine aynı şekilde küçük bir örümcek yapıyorum tığ battı da iki tane boşluk bıraktım üçüncüden giriyorum 2 2 çıkıyorum 2 zincir çektim üstüne ilmeğimi bıraktım yeşil ipimle yine geldim bu sefer en son beyaz kirpiğime giriyorum üstüne yine iki zincir daha çektim ve trabzanımın önünden 7 tane sık iğne yapıyorum bu şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. batının altında üstüne kirpik yaptığımda 6 tane sık iğne yapıyorum. Üstüne kirpik yapmadığımda e, motif tutturduğumda sadece bir tane kirpik yaptığım için 7 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir tane daha yapacağım ben. Çimen 2 tane boşluk bıraktım. 3.'den giriyorum. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Buradan aşağıya doğru 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Ben şimdi şu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Siz tabii kendiniz yaptığınızda düğmenin büyüklüğü de bunu etkileyecektir. Ee, eğer Benimki gibi en küçük boy düğme kullandıysanız ben aralarda üçer tane içimden yaparak devam edeceğim. Ama eğer düğmeniz biraz daha büyükse siz de aralıktaki boşluk sayısını arttırabilirsiniz. İnşallah Instagram'da bu yazmanın kenarında bu oyayı tamamlamış halde paylaşmak kısmet olur. Bence çok güzel oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Şimdiden yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Hepinizin ellerine sağlık.